Hoş geldiniz. İnterseks kişiler ve ailelerine ruh sağlığı hizmetleri sunumumuzu yapacağız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Koray Hoca'ya da Koray Başar'a da teşekkür ediyoruz. Kendisini kısaca tanıtıp sözü de ona vereceğim hızlıca. Koray Başar tıp ve uzmanlık eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu an ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, cinsel terapiler, HIV, AIDS, tedaviye dirençli depresyonda tedavi, başlıca klinik ve araştırma ilgi alanları. Tüp Psikiyatri Dergisi yardımcı yayın yönetmeni, aynı zamanda ruh sağlığında meslek örgütleri ve LGBT artı örgütleriyle cinsel kimlikle ilgili başvuruların değerlendirme ve izleme ile ilgili eğitimler düzenlemekte. Cinsel terapi eğitimini tamamladığı CETAD Derneği'nde eğitici olarak da görev almakta. Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi, üyesi olduğu Dünya Transgender Sağlığı Profesyonel Birliği tarafından hazırlanmakta olan trans ve toplumsal cinsiyete uymayan kişilere yönelik sağlık hizmetleri ile ilgili bakım standartları belgesinin de güncel baskısının hazırlanmasında komitede görev almakta. Kendisine yoğun programda bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Ve sözü interseks kişiler ve ailelerine ruh sağlığı hizmetlerini anlatmak üzere Koray Hoca'ya bırakacağım. Ama öncelikle çok kısa bir not. Bu etkinlik Avrupa Birliği'nin desteklediği eşit haklar için savunucu güçlendirme projesi kapsamında yapılıyor. Buradan destekler için de teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Davet için de çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyon için çaba sarf eden herkese ve burada olanlara da teşekkürler. Bu saati bizle geçirdikleri için. Ben cinsiyet gelişimiyle ilgili çeşitlilik üzerine konuşacağım. Son zamanlarda bu konuyla ilgili daha çok konuşmaya çalışıyorum. Daha çok da ilgi var gibi geliyor bana. Bundan da memnuniyet duyuyorum. Yarın 26 Ekim Dünya İnterseks Farkındalık Günü. Bununla ilgili farkındalığın yıllar içerisinde arttığını düşünüyorsam da önemli eksikliklerin de farkındayız. Yani her zaman bazen kitapların son bölümünde ya da ders programlarının en son dersinde kalan konular olur. LGBTİ de bu şekilde ihmal edilmeye meyilli olan konulardan biri. O yüzden olabildiğince pozitif ayrımcılık yapıp daha çok gündeme getirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ruh sağlığı alanında özellikle böyle psikiyatristler ya da psikologların doğrudan ilgilenmeleri gereken bir konu değilmiş gibi görünüyor. Yani cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim daha çok bizim konumuzmuş gibi görünüyor aslına bakarsanız. Ama bunun sebebi intersekslerin ruh sağlığı ile ilişkili desteğe ihtiyacı olmadığından değil, intersekslerin ve ailelerin görünmemesinden diye düşünüyorum. O yüzden hani karşılıklı bir farkındalık geliştirebilirsek sistemle ilgili bir değişiklik olabilir diye umuyorum. Cinsiyet gelişimiyle ilgili çeşitlilik demeye çalışıyorum ısrarla. Yani farklı şekillerde isimlendirilebiliyor bu. Çünkü konu aslında sadece kendini interseks olarak tanımlayan, kendini interseks gören kişilerle ilgili değil. Ben genellikle cinsel kimlik çalışıyorum. Klinik ve araştırma konum bu. O yüzden hep çeşitlilik geçiyor slaytlarımın birinde de. Burada Aslan Fır'ın çok hoş bir interseks bayrağı üzerinde yapmış olduğu bir çizim var. Onu da paylaşmak istedim. Şimdi bütün bu çeşitlilikler dediğimiz zaman ben hızlıca kavramların üzerinden geçip ilerleyeceğim. Ama çeşitlilikler dediğimiz zaman cinsel kimlikle ilişkili aslında cinsiyet açısından, cinsellik açısından insanların kendilerini nerede gördükleri, nasıl tanımladıkları ya da başka insanlar tarafından nasıl tanımlanmak istedikleriyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Cinsel kimlik insanın böyle bir yönü. Ama bu konuya çok aşina değilseniz cinsel kimlik deyince erkek ve kadın yani cinsiyet ve iki kategoriden başka çok bir şey gelmiyor insanın aklına. Günümüzde birçok toplumda bu böyle. Bunun böyle olmasına sebep olan şey aslında insanların cinselliği sadece üremeyle ilişkilendirmesi, sadece cinsellik üreme için üremeye yönelik etkinliklerden oluştuğu zaman insanın cinsellikle ilgili arzusu, isteği, davranışı, duygusu hep üremeye yönelik olduğu zaman bunun sağlıklı ve normal olduğunu kabul edilmesiyle ilgili olan bir şey. Oysa insan cinselliği başka birçok canlıda olduğu gibi üremeden fazla, üremeden farklı işlevlere yönelik bir yönümüz. Sadece üremeyle ilişkili gibi düşündüğünüz zaman cinselliği, cinsel olarak kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz diye sorduğumuz zaman cinsi olarak kendisini nasıl tanımlıyor insanlar dediğimizde o zaman üremeyle ilişkili organlara dönüp bakmak gerekiyor. Yani o zaman
cinselliği üreme üzerinden tanımlıyorsanız cinsi olarak kendinizi nasıl tanımlayacağınız da üreme ile ilgili vücut özellikleriniz üzerinden tanımlanabiliyor. Bu da doğduğu zaman insanların vücutlarına bakılarak atanan cinsiyetlerle ilişkili olan bir şey. Dolayısıyla işlevsel olarak da bir uzlaşmaz ikiliye ihtiyacınız var. Üreme üzerinden tanımladığınızda cinsiyeti, yani bir araya geldiklerinde üreyebilecek bir çiftten bahsediyoruz. Dolayısıyla cinselliğin üreme üzerinden tanımlanmasıyla ikili cinsiyet düzeni, bu içinde yaşadığımız dönemde birçok toplumda hakim olan düşünce tarzı cinsiyetle ilişkili olarak, cinsel kimlikle ilgili. Bunun bize söylediği iki şey var. Cinsiyet ikiye ayrılır. İnsanlar iki cinsiyete sahip olabilirler. Ya kadın ya erkek olabilirler. Ve bunun ötesinde ikili cinsiyetin söylediği şey, kadınsanız bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal birçok özelliğiniz açısından, akla gelebilecek hemen her özelliğiniz açısından o gruptaki diğer kadınlara %100'e yakın benzersiniz hemen her özelliğinizde ve erkeklerden farklısınızdır. Erkekler için de aynı şey geçerli. Yani cinsiyet sadece iki tane olur ve bu iki cinsiyetten hangisine dahil olduysanız bütün özelliklerinizle o gruptakilere benzer, diğerinden farklısınızdır. Yani bir kutunun içindesinizdir gibi anlatır. Ama aslında cinsel kimlik sadece üreme organlarıyla, cinsellik sadece üreme ile ilişkili olan bir şey değil. O yüzden şimdi önce cinsel kimlikle ilgili farklı kavramlardan, yani cinsel kimliğin bazı alt bileşenlerinden ve bunlardaki çeşitlilikten bahsedeceğim. Mesela akla gelen ilk terim sıklıkla bedensel cinsiyet oluyor. Bedensel cinsiyet, işte doğduğu zaman insanların hangi üreme organlarına sahip olduklarına göre tayin edilen bir cinsiyet. Ve penisi olanlar için erkek, vajinası olanlar için kadın diye söylüyoruz. Ama sadece bununla ilgili değil. Yani bedenin cinsiyetle ilişkili özellikleri sadece üreme organlarıyla sınırlı değil. Ergenlikle birlikte insanların bu üreme organları tarafından salınan hormonlarla ikinci cinsiyet özellikleri gelişiyor. Ve işte erkeklerde kıllanma, kadınlarda meme gelişimi ve benzeri bir takım bedensel özellikler de oluyor. Bunlar bedenle ilişkili cinsiyet özellikleri diye düşünebiliriz. Ama cinsiyet dediğimiz zaman sadece bedenle ilişkili özelliklerden bahsetmiyoruz. Cinsiyet dediğimiz zaman toplum içerisinde inşa edilen cinsiyet kategorilerinden de, toplumsal cinsiyetten de bahsetmek gerekiyor. Toplumsal cinsiyet, belirli bir cinsiyet kategorisindeki kişilerin nasıl giyindikleri, göründükleri, birbirleriyle nasıl ilişkilendikleri gibi daha çok toplum içerisinde kurulan, kurgulanan cinsiyet kategorileri. Yani aslında çok kaba bir tabirle bedensel cinsiyet için er ve dişi desek, erkek ve kadın dediğimizde toplumsal cinsiyetten bahsediyoruz. Şimdi ikili cinsiyet düzeni hep ikili örnekler vermeme neden oluyor ama bunların ikiyle sınırlı olmadıklarını, dünyadaki her toplumda ve her zamanda ikiyle sınırlı olmadıklarını biliyoruz. Bir insanın vücuduna bakarak doğduğu sırada hangi bedensel cinsiyetten olduğu ile ilişkili bir karar veriyor doktorlar ailesi. Onun kendini bir cinsiyetten görmeye başlaması, kendini bir cinsiyet kategorisinde tarif etmesi, yani cinsiyet kimliği yaklaşık 18-24. aydan sonra oluyor. İnsan beyni, insan zihni o dönemde toplum içerisinde birbirinden farklı cinsiyet kategorileri olduğunu fark etmeye başlıyor ve kendisini bunlardan birinde görüyor. Ve işte biz buna cinsiyet kimliği diyoruz. Bu yaşam içerisinde çok hızlı değilse de değişkenlik göstermediğini bildiğimiz bir yönümüz. Ve cinsiyet kimliği erkek veya kadınla sınırlı değil. Yani erkeğim diyebilir, kadınım diyebilir. Hem erkeğim hem kadınım, hiçbiri değilim. Biraz erkeğim, daha çok kadınım. Ya da kendimi bir cinsiyette tanımlamıyorum diyebilir. Yani aslında cinsiyet kimliği açısından kocaman bir çeşitlilik olabilir. Dahası hangi cinsiyet kimliğine sahipse insan, kendini hangi cinsiyetten görüyorsa bu cinsiyeti dışa vurma biçimi kendisine özgü olur. Yani insan kendisini gördüğü cinsiyetle ilişkili toplumda o cinsiyete sahip olan kişilerin bedensel ve toplumsal özellikleriyle ilişkili zihinsel bir temsile sahip olur kafasında. Ve bunu kurmaya çalışır hayatı içerisinde. Erkek adam şöyle davranır diye düşünüyorsa ve kendisine bunu yakıştırıyorsa böyle yapmaya, erkek adama bu yapılır mı diye düşünüyorsa kendiyle ilgili kendisine öyle davranmasına çalışır. Ama bu erkek adam ya da kadın dediğin
Ya da işte ne erkek ne kadın diyeceğim bütün cinsiyetler için söyleyebilirim. Herkes için geçerli bir tanım yok. Yani toplumsal cinsiyet içinde, cinsiyet kimliği içinde, cinsiyet ifadesi içinde söyleyebileceğim aslında kişinin kendine özgü tanımlayabileceği içeriklerle dolu olduğunu, dolayısıyla çok sonsuza varacak bir çeşitliliğe sahip olduğumuzu bu yönlerden söyleyebilirim. Cinsiyet kimliği yaklaşık 3 yaşındayken insanın bileceği bir şey diye söyledim. İnsanların büyük çoğunluğunda cinsiyet kimliğiyle doğumda tayin edilen cinsiyet birbiriyle örtüşür. Ama önemli bir bölümünde, yaklaşık 200 kişiden birinde diyeyim ben, bu örtüşme tam değildir. Örtüşme tam olduğunda biz buna cisgender diyoruz. Örtüşmenin olmadığı her durumda insanlar kendilerini trans, non-binary olarak anlatabilirler. Trans veya non-binary insanların kendileri için kullandıkları ifadeler. Doğumda tayin edilenden farklı bir cinsiyete sahipse insanlar kullanırlar. Non-binary bu ikili cinsiyet sistemiyle tanımlamıyorsa queer, genderqueer tamamen cinsiyet kategorilerinin kendisini tanımlamak için yeterli olmayacağını düşünüyorsa ya da bu kategorileştirmeye karşıysa insan kullanacağı ifadeler. Bir başka özellik cinsel yönelim, gene cinsel kimlikle ilgili önemli bir özellik bu da. Ergenlik döneminde insanların kimden, hangi cinsiyetten kişilerden cinsel ve duygusal olarak hoşlandıklarıyla, hangisine yöneldikleriyle ilişkili. Gene insanların büyük bir bölümü karşı cinse yöneliyor ve heteroseksüel diye adlandırıyor kendisini. Ama dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi zamana giderseniz gidin, insanların bir bölümü biseksüel yani her iki cinsiyetten de hoşlanan, bir bölümü eşcinsel yani karşı cinsten hoşlanan, eğer erkekler de hoşlanıyorsa gay, kadınlar da hoşlanıyorsa lezbiyen, veya hani hangi cinsiyetten olduğunu aldırmadan insanlar da hoşlanıyorsa panseksüel şeklinde tarif edebiliyorlar. Yani aslında cinsel kimliği oluşturan bütün bu boyutlar açısından geniş bir çeşitlilikten bahsedebiliriz. Yani cinsiyet kimliği neredeyse sonsuza varacak kadar çeşitli diye söyledim. Dolayısıyla toplumsal cinsiyeti oluşturan erkek ve kadını biz iki tane sayıyorsak ve her erkek diyenin aynı şeyi kastetmediğini düşündüğümüzde ve insanların erkek ve kadın dışında da cinsiyetlerle kendilerini tarif edebildiklerini düşündüğümüzde geniş bir çeşitlilikten bahsediyoruz. İki değil daha fazla dedim ama cinsel yönelim üçle sınırlandırıyormuşum gibi anlaşılmasın. İki tane heteroseksüel erkeğin aynı cinsel yönelime sahip olduğunu söylemek doğru olmayabilir. Ortaklıkları var her kategorideki insanların ama herkesin kendine göre farklılıkları olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada en az kafa karıştırıcıymış gibi görünen ve genellikle atlanan şey şu: bedensel cinsiyet. Bedensel cinsiyet, cinsiyet için Türkçe'de tek kelime var. İngilizce'de bedensel cinsiyet seks için kullanılıyor. Gender, toplumsal cinsiyet karşılığında kullanılan bir şey. Bedensel cinsiyet, doğduğunda insanlara baktığımızda karar verdiğimiz ve hiç de kafa karışıklığına neden olmayacak bir şeymiş gibi görünüyor. Ama biz insanların bedensel cinsiyetini nereden biliyoruz diye kendimize sorsak, neye bakarak biz insanları bedensel cinsiyet açısından sınıflandırıyoruz diye sorsak. Demin dedim ki doğumda tayin ettiğimiz bir cinsiyet var. Üreme organlarına bakıyoruz. Ama yani herkes kendi çevresindeki insanları düşünsün. Sıklıkla çevremizdeki insanların hangi üreme organına sahip olduğunu çok yakın değilsek bilmiyoruz. Dolayısıyla yani kendi üreme organımızdan emin olabiliriz de başkalarınkinden çok emin olamayız. O zaman bizim sıklıkla kullandığımız ipucu üreme organı değil. Daha çok dışarıdan fark edebileceğimiz ikinci cinsiyet özellikleri. Yani kılı, tüyü, saçı, ses tonu, kaslanması, kalçasının genişliği, işte vücudun hatları gibi bir takım özelliklere bakarak karar veriyoruz. Biz daha çok hormonların etkilerine bakarak karar veriyoruz. Peki bunlar gerçekten insanları ikiye ayırmamıza yetiyor mu? Yani bütün erkeklerin sakalı var mı? Ya da bıyığı olan kadınlar yok mu? Ya da bütün erkeklerin göğsü kıllı mı? Sütyen taksa yeridir diyeceğimiz memeleri olan erkekler yok mu? Yani aslında ikinci cinsiyet özellikleri açısından baktığınızda bedenler o kadar kolay bir şekilde erkek ya da kadın diye ikiye ayrılmıyorlar. Yani Türkiye gibi erkeklerin daha kıllı olmaya eğilimli olduğu toplumlarda biraz daha kolay olabilir bu. Ama yani Kuzey Avrupa'ya gittiğinizde örneğin yani çıplak bir erkek ve kadına biraz uzaktan baksanız ve bikini bölgeleri kapalı olsa ayırt edemeyebilirsiniz hangisinin erkek, hangisinin kadın olduğunu. Ve dolayısıyla bir erkek başka bir erkektense, örneğin sesi ince ve vücudu
narin ya da kılsız olan bir erkek, kıllı, kaslı bir erkekten çok gene ince bir vücut yapısına sahip olan kılsız bir kadına daha yakın olabilir aslında. Dolayısıyla en başta söylediğim o ikili cinsiyet düzeninde ikinci cinsiyet özelliklerine bakarak insanları net bir şekilde iki kategoriye ayırmak çok kolay değil gibi görünüyor. Böyle bir devamlılık gösteriyorlar gibi görünüyor. Örneğin yani nasıl çeşitli derken bu. Yani erkekler şöyle olur diyeceğiniz bedensel özellikler çok da öyle olmuyorlar. Yani bazı erkekler göbekli göğüslü memeli olabiliyorlar. Bazıları kıllı oluyor. Bazıları kılsız ve kaslı olabiliyor. Dolayısıyla tek bir erkek bedensel özelliği ikinci cinsiyet özelliklere baktığınız zaman tarif etmeniz mümkün değil. Bu açıdan büyük bir değişkenlik gösteriyoruz. Ama işte ben böyle söylediğim zaman bedensel cinsiyet deyince sadece hormonların etkisine bakmıyoruz ki diyor insanlar. Ve diyorlar ki aslında üreme organlarına bakıyoruz. Yani penise ve vajinaya temel olarak en azından dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz şeyler bunlar. Ve onlara bakıyoruz diyor. Onlar açısından insanlar yani işte Mars'tan ve Venüs'ten gelenlermiş. Yani farklı iki gezegenden geliyorlarmış gibi görünüyorlar. Çok farklılarmış gibi anlaşılıyor. Gerçekten öyle mi diye bu korkutucu şekli koydum şimdi size. Yani burada sol tarafta ve sağ tarafta iki farklı süreç görüyorsunuz. Anlatmayacağım şeklin bütün detaylarını. Ama burada gösterilen şey şu. Anne rahminde yani çocuk oluşmaya başladığı, bebek oluşmaya başladığı dönemden itibaren doğana kadar bir farklılaşma süreci yaşanır. Ve doğduğunda biz çocuğu penis ya da vajinayla doğmuş bir şekilde görür. Buna göre bir cinsiyet tayin ederiz. Burada gördüğümüz süreç bu. Yani slaytın sol tarafına değil de sağ tarafına bakmanızı önereceğim. Ve en aşağıda gördüğünüz şey, en aşağıda sağda gördüğümüz şey vulva ve vajina. Yeni doğanda bunu gördüğümüzde evet kadın diyoruz. Solda hemen onun solunda gördüğümüzse yeni doğandaki penis ve testisi içinde bulunduran skrotum. İşte yukarıya doğru gittiğimizde şunu görüyoruz. Gebeliğin 8-12. haftaları arasında aslında tek bir kaynaktan bu iki yapı köken alıyorlar. Yani aslında kaynakları tek. Ama haftalar içerisinde gebelik sırasında bir takım farklılaşmalar geçiriyorlar ve sonunda yeni doğanda birbirinden çok farklı olduğunu düşündüğümüz bu iki yapıya dönüşüyorlar. Gerçekten o kadar farklılar mı derseniz aslında gerçekten o kadar farklı değiller. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Örneğin şurada vajinal açıklığın hemen üzerinde gördüğünüz kırmızı nokta sağ alt köşedeki vajina ve vulva görüntüsünden bahsediyorum. Orada klitoris yazıyor görülebiliyor mu bilmiyorum. Klitoris sadece oradaki noktayla sınırlı değil. Aslında derine doğru devam ediyor. Ve klitoris cinsel olarak uyarıldığında, kişi cinsel olarak uyarıldığında kanla dolan süngerimsi bir yapı. Kanla dolduğu için kabarıyor. Şimdi biz burada sadece ucu kısmını görüyoruz ama işte vajinanın etrafından iki yana doğru ilerliyor, derinde var dedim. Peki cinsel olarak uyarıldığında kanla dolan ve kabaran bir yapı dediğim zaman sizin aklınıza gelen bir şey var mı? Benim aklıma gelen bir şey var. Penis. Penisin içerisinde gördüğünüz, burada kırmızı gördüğünüz yer aslında gövdesini de oluşturan yer de aslında klitorise benzer şekilde bir takım farklılıklar olmakla birlikte aynı yapıya sahip. Yani uyarıldığında kanla dolan süngerimsi bir yapı. Birbirine çok benzer. Sinir uçları açısından zenginler vesaire. Başka yani işte testisi içinde bulunduran skrotumdan, keseden bahsediyoruz. Deniz'de. Ve benzer şey öbür tarafta dudakları oluşturuyor. Vajinal açıklığın iki tarafında. Dolayısıyla bu iki yapı birbirinden farklı gibi görünüyorsa da farklı bileşenleri birbirine benzer kökenden geliyorlar. Benzer yapıya sahipler. Bazen benzer işlevleri de sergiliyorlar. Ve aslında doğduğu zaman gördüğümüz bu net ikiliğin ara formları var. Şimdi burada bu cetvelde şunu görüyoruz. Sol tarafta normal kadın. Sağ tarafta normal erkek. Normalleri vurgulayarak söylüyorum. Çünkü tıbbın belirlediği normal erkek ve kadın iç ve dış üreme organlarını görüyoruz burada. Ama aradaki cetvelde gördüğümüz şey şu. Bu farklılaşma her zaman bu iki uçtaki değerlerle, bu iki uçtaki yapılarla sonlanmıyor. Yani penisle
vajina arasındaki geçişi ya da dışarıdan baktığınız zaman erkek olarak sınıflandırılanla kadın olarak sınıflandırılan üreme organları arasındaki geçişi bu cetvel çok daha açık bir şekilde gösteriyor. Dahası bunu böyle normal normal diye kutular şeklinde koymuşlar N3'lere ama oralar tek bir nokta mı derseniz değil. Yani penisi olan herkes penisinin evrensel olduğunu, herkes de o penisten olduğunu zannediyor olsa da öyle değil. Aslında penisler ve vajinalar geniş bir çeşitlilikte gösteriyorlar. Dolayısıyla bunu aslına bakarsanız böyle bir kutu yerine iki tarafa giden oklar şeklinde yapmak mümkün. Dolayısıyla insanlar hormon etkileriyle oluşan ikinci cinsiyet özellikleri açısından bir takım değişkenlikler gösteriyorlar. Benim kıl ve ses tonu ve kas gibi erkeklikle ilişkilendirilen beden özellikleri diğer erkeklerden farklı olabiliyor. Aynı şey birincil cinsiyet özelliklerim yani üreme organlarım için de geçerli. Bunlar da bir spektrumda yer alıyorlar aslında. Ve tıbbın belirlediği bu normal tanımlarının dışında yer alan insanlar, yani burada 1 ile 5 arasında gördüğünüz insanlar çok büyük bir istisna, milyonda görülen bir durum değiller. Yani az veya çok tıbbın normal kabul ettiğinin dışında üreme organlarına sahip olmak %1,7 gibi yüksek bir ihtimal. Dolayısıyla çok azınlıkta olan bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani bedensel özellikler açısından insanlar ister hormon etkileri ister üreme organları açısından geniş bir çeşitlilik gösteriyorlar. Psikiyatrist olduğum için değinmeden geçemeyeceğim. Peki beyin açısından böyle bir şey var mı? Yani bir erkek beyni, kadın beyni var mı? Bir erkek beyni, bir kadın beyni yok. İnsanlar arasında karşı çalışmalar yapılmaya başladığı andan itibaren, bugün anladığımız anlamda bilimsel çalışmalar yapılmaya başladığı andan itibaren cinsiyetler arasındaki farklılıklar önemli sorulardan biri. Ama şunu çok net biliyoruz. İstediğiniz kadar kaliteli bir beyin görüntüleme yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar tecrübeli radyologlar bunu değerlendirebilirler ya da nörologlar. Bir beyne bakarak bu beyin erkek beyindir, kadın beyindir demek mümkün değil. Ama kocaman kocaman gruplar oluşturabilirsiniz. Yani 200 kişi, 2000 kişi, 5000 kişilik gruplar oluşturabilirsiniz. Beynin şu bölgesiyle bu bölgesi arasında erkeklerle kadınlar arasında fark var mı diyebilirsiniz. Ve o zaman bir takım istatistiksel farklar bulabilirsiniz. İşte bu çalışma onun toparlanmış hali. Çok ayrıntısına girmeden anlatmaya çalışacağım. Yani insanların beyinlerinde erkeklerle kadınları karşılaştırdıkları zaman daha erkeklere özgü gibi görünen özelliklere mavi ile, daha kadınlara özgü gibi görünen özellikleri pembe ile işaretlemişler. Ondan sonra her kişinin beyni şurada bir satır olacak şekilde bu 10 bölgenin grafiğini çıkarmışlar. Yani herkesin beyninde bu 10 bölgeden herhangi bir bölge için örneğin 5. bölge, 6. bölge, 28. bölge gibi şu birinci sıradaki kişinin 5. bölgesi burada pembe görüyorsak kadınsı özellik gösteriyormuş demek. Ama şurada 4. sıradaki kişinin mavi görüyorsak erkeksi özellik gösteriyormuş. Beyaz görüyorsak aslında herhangi bir cinsiyete dair özellik göstermiyormuş. Peki bunları böyle alt alta yaptığımızda ne görüyoruz biz? Şunu görüyoruz. Kadınlar ve erkekler diye ikiye ayrılmış durumda. Burası masmavi değil, burası da pespembe değil. Ya da buranın çok mavi olması, beyninin bu bölgesinin bu arkadaşın çok mavi olması, kadınlar grubunda olmasına rağmen başka bir bölgesinin pembe olmasına engel değil. Yani şunu söylüyor bu bana. Beyninin bir bölgesi erkeklikle ilişkilendirilmiş bir özelliğe sahipse de diğer bölgesi kadınlıkla ilişkilendirilen bir özelliğe sahip olabilir. Aynı Adem elmam çok belirgin diye erkeksi bir özelliğe sahipken memelerim çok büyük diye kadınsı bir özelliğe sahip olmam gibi. Yani aslında beyin kendi başına bir erkek beyni, kadın beyni olmuyor. Nasıl bedendeki cinsiyetle ilişkili özellikler büyük bir çeşitlilik gösteriyorlar ve herkes de her tür özellik bir arada bulunabiliyorsa beyinde de böyle görünüyor.
Bunun artık böyle biliniyor olmasına rağmen hala erkeklerin farklı, kadınların farklı gezegenlerden geldiğini ya da bu iki beynin farklı olduğunu söyleyen bilim adamları var. Ciddiye almamanızı öneririm diyeceğim. Dolayısıyla ister beyin, ister bedenin üremeyle ilişkili organları, ister o üreme organlarının bedende neden olduğu diğer özelliklere bakarak, herhangi birine bakarak ya da kromozomlara bakarak bir insanın diğer özelliklerini kestirmek mümkün değil. Herhangi bir özelliğimizle bunu yapmak mümkün değil. Sadece kromozoma bakarak da, sadece testosterona bakarak da, sadece hormon miktarlarına ya da vücudumun kadınlığına bakarak da. Bu nedenle aslında cinsiyetin iki kategoride değerlendirilmesinin doğru olmadığını söylemek mümkün. Bedensel özelliklerle dahi. Bu çok ünlü bir biyolog, Fausta Sterling. Ve onun sözü, herhangi bir insanı doğruluğundan şüphe edilmeyecek, tartışmaya açık olmayacak şekilde er veya dişi gibi iki kategoriden birine yerleştirmeyi sağlayacak tek bir ölçüt olmadığı uzun zamandır biliniyor. Yok. Yani bir özelliğine bakarak diğer özelliğini çıkarmak da mümkün değil. Bu konuda çok fazla yazı, çok fazla çalışma var. Biz cinsiyeti ikili düşündüğümüz zaman her şeyi ikili cinsiyete uygun şekilde yorumlamışız yıllar içerisinde. Buradaki yazarları öneririm, o dururken ben konuşmaya devam edeyim. Örneğin, yani tıpta bilinir ama genel kültürde de bilinmeyecek bir şey değil. Yani testosteron dediğim zaman erkeklik hormonu dediğim zannediliyor. Ya da östrojen dediğim zaman kadınlık hormonu dediğim zannediliyor ama aslında hem erkeklerde hem kadınlarda her iki hormon türünün de var olduğunu biliyoruz. Ben 45 yaşındayım. 40 yaşından itibaren testosteron ufak ufak azalmaya başladı benim. Ve bir yaşa geldiğim zaman benim yaşımdaki kadınların benden çok testosteron olma ihtimali var. Ama onlar kadın olmaya, ben de erkek olmaya devam ediyorum. Dolayısıyla aslına bakarsanız hormonlar zannettiğimiz gibi ikili düzenle ilerlemiyorlar. Ya da vücudumuzdaki herhangi bir yapı, demin göstermeye çalıştığım şekilde ikili düzenle ilerlemiyor. Biz ikili olduğunu düşündüğümüzde cinsiyetin her şeyi ikili tarif etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bedensel cinsiyet diye bir şey var mı? Tartışmalı bir şey. Yani biz tek bir yapı var mı bedensel cinsiyet diye derseniz tartışılabileceğini söyleyebilirim. Özellikle insandan bahsediyorsak doğumda tayin edilen cinsiyet demeyi tercih ediyoruz artık. Sex assigned at birth. Aslında bu daha çok translarla ilişkili bir şeymiş gibi görünüyor. Daha çok onlarda kullandığımız bir şeymiş gibi görünüyor. Ama aslında bu kişinin söylediği, ifade ettiği bir şey değil. Neye baktığımıza, neyi ölçüt aldığımıza göre değişiyor doğumda tayin ettiğimiz cinsiyette. Aslında cinsiyetler arasında büyük gruplar yapıp karşılaştırma yaparsanız farklı çıkabilecek başka bir sürü şey söyleyebilirim ben. Ama üreme organına baktığımız zaman erkek ve kadın dememize sebep olan şey penis ve vajina. Dolayısıyla bedensel cinsiyet zannettiğimiz kadar net, kolay anlaşılır bir şey değil. Ya da kolay bir şekilde ikili kategori halinde devam edecek, anlayabileceğimiz bir şey değil bu. Türkçesi değil maalesef ama cinsel kimlikle ilişkili birbirinden farklı boyutları en başta anlatmıştım. İşte cinsiyet kimliği en başta, cinsiyet ifadesi, bedensel cinsiyet, biyolojik cinsiyet yapmışlar. Cinsel olarak ve romantik olarak yönelim. Aslında herkes de bu başlıkların her birinde her yönle ilişkili olabilecek olan öğeler bir arada bulunuyor. Ne demeye çalışıyorum? Biyolojik seks dediği şey de erkeksilik ve kadın erkeklik ve kadınlık ya da erlik ve dişilikle ilişkili özellikler ikisinden de birer parça hepimizde bulunabilir. Yani benim vücudumda hem erkekle ilişkili özellikler hem kadınla ilişkili özellikler bir aradalar. Ve ben buna özel birisi değilim. Aslında herkesin bedeninde bu böyle. Biz bazı özelliklerimizi cinsiyetle ilişkilendiriyoruz. Bunları insanlarda iki ayrı kategori şeklinde yer aldıklarını düşünmek doğru değil. Aynen mesela cinsiyet ifadesiyle ilgili erkeksilik, kadınsılık gibi. Bir açıdan erkeksi olan, uyduruyorum, mesela habire her ne fırsat bulduğunda top peşinde koşan bir insan, diğer açıdan kadınsı olabilir. Mesela filmlerde ölen insanlar olduğunda hızlıca ağlıyor olabilir. Bunların doğru olduğunu düşünerek söylemiyorum. Ama aynı kişide bu iki özelliğin bulunması nasıl mümkünse, aynı kişide cinsiyetle ilişkilendirdiğiniz, farklı cinsiyetlerle ilişkilendirdiğiniz bedensel özelliklerin bir arada bulunması da
bu kadar doğal ve nadir görülen bir durum değil. Dolayısıyla interseks dediğimiz zaman, bunu tanımlamaya çalıştığımız zaman kastettiğimiz şey cinsiyetle ilgili bedensel özelliklerin kadın erkek ikiliğiyle uyumlu olmaması. Ama ben dedim ki demin aslında hiçbirimiz o kadar da net bir şekilde bu ikiliye uymuyoruz. Yani hepimizin bedeninde diğer cinsiyetle ilişkilendirilen özelliklerden de bir miktar var. Ama interseks daha özel bir grup. Anlatayım. Eskiden hermafrodit, pseudohermafrodit diye anlatılırdı. Böyle kabul edilmesinin sebebi erkek ve kadın özelliklerini bir arada bulundurdukları ya da bu ayırt edilmesi güç olduğu zamanlarla ilgiliydi. Hermes ve Afrodit'ten geliyor bu. Daha sonra bu ifadelerin yaftalayıcı oldukları düşünülerek tıp bu konuda uzman olan kişiler bir araya gelerek daha da korkunç bir yaftalanmaya sebep olacak bir isim buldular. Tıpta hala bu isim geçerli durumlar için. Cinsiyet gelişim bozuklukları diye, Disorders of Sex Development diye bir isim buldular. Bu daha yaftalayıcı geliyor. Dolayısıyla insanlar da, bu konuda çalışan insanlar da daha çok interseks kullanıyorlar. Onunla birlikte, onunla ilişkili bir takım itirazlar da olmakla birlikte. Ama net olarak söyleyebileceğim şey aslında interseks diye kendini adlandıranlar da dahil olmak üzere cinsiyet gelişiminde çeşitliliğin insanla ilişkili temel bir özellik olması. Ve bedende cinsiyeti belirlediğini varsaydığınız her neyse, yani bu kromozomlarınızdaysa da, yumurtalıklarınız, gonadlarınız, testislerinizse de ya da hormonların etkisiyle beliren diğer bedensel özelliklerse de bunlar açısından çeşitlilik sergiliyoruz. Gene çok karıştırmadan anlatmaya çalışacağım. Nasıl oluyor bu çeşitlilik? Nasıl çeşitli gelişiyor? Aslında tek bir hücreyken bile biz, yani oluşmaya başladığımız evredeyken bile aslında hangi kromozomlara sahip olduğumuz daha sonra vücudumuzun nasıl gelişeceğini çok gösteriyor. İşte XX ve XY diye görüyorsunuz şekilde. Ayrıntılara girmeyeceğim. Lütfen korkmayın ve kopmayın. XX kadın bedensel özellikleriyle ikisi erkek bedensel özellikleriyle ilişkili olmalı gibi görünüyor. Ama herkes de bu ikili şeklinde bulunmayabiliyor. Yani ikisiniz daha fazla olabilir, y'iniz eksik olabilir, tek kromozomunuz olabilir ya da bunlar üzerindeki bazı bölgeler eksik ya da fazla olabilir. İşte bu sonra bedensel gelişiminizin farklı olmasına neden olabilir. Buradaki y kromozomu üzerindeki bir bölgenin ürettiği bazı proteinlerin etkileriyle aslında gonadların yani testis ya da yumurtalıkların olgunlaşmaya, farklılaşmaya başladığını biliyoruz. İşte buradaki genin ürünlerinde ya da bu farklılaşmada çeşitlilik görülebilir. Bazen beklendiği gibi ya da sonunda testis ya da yumurtalık olacak gibi ilerlemeyebilir iş. Ama yani buradaki erkek ya da kadın şeklinde ilerleyecek şekilde gördüğümüzde, şu anda tabloda gördüğümüz gibi XX olduğu zaman testis şeklinde gelişmeye başlıyor. XX olduğu zaman yumurtalık şeklinde gelişmeye başlıyor. Testis şeklinde gelişmeye başladığı zaman doğmadan önceden bahsediyoruz hala. Bir takım hormonlar, bir takım faktörler salgılamaya başlıyor ve bunların etkisiyle iç ve dış üreme organları şekillenmeye başlıyorlar. İşte burada salgıladıkları maddelerin fazlalığı, azlığı ya da bu maddelerin etki edeceği dokuların bu maddelere ne kadar duyarlı olduğu, bütün bu farklılaşma sürecinin kişiden kişiye farklı seyretmesine neden olabilir. Yani birden çok basamak olan bir işlemden bahsediyoruz, cinsiyet gelişiminden bahsederken bedensel açıdan. Ve onlarca farklı basamakta farklı yürüyebilir işler. Dolayısıyla sağda gördüğünüz skalaya sebep olabilecek olan, yani tıbbın normal kabul ettiğinden farklı üreme organlarıyla doğabilecek olan insanlara neden olan onlarca farklı neden var. Bunların birbirleriyle ilişkilerini varsaydığınızda çok daha fazla sayıda görünümden bahsediyoruz. Bazen bunlar doğumda cinsiyeti tayin etmeye imkan vermeyecek kadar genitallerin, üreme organlarının farklı gelişmiş olmasına neden olabilirler. Bazen doğum sırasında anlaşılmaz iç organlarla ya da bedenin
hormonlara vereceği yanıtla ilişkili bir değişiklikten bahsediyor oluruz. O yüzden daha geç yaşlarda, çocuklukta, ergenlikte, hatta erişkinlikte de teşhis konulabilir bu durumla ilişkili. Bunları hiç dikkate almanızı önermeyeceğim ama göstereceğim diye ne kadar çok olduklarını bilebilirim diye. İşte o isimle ilgili karışıklığa neden olduklarında aslında bu hastalıkları, bu durumları gruplandırmak için de bir çaba içerisine girdiler. Yani kromozomlarla ilişkili olabilir. Farklı kromozomlarla ilişkili olabilir. O kromozoma sahip olup farklı hormon düzeyleriyle ilişkili olabilir. İşte çok çok farklı şekillerde görülebilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Cinsiyet gelişimi geniş bir çeşitlilik gösteriyor. Bunun bir bölümü tıbbın normal kabul ettiğinin dışında ve bu dışında olanlar da homojen değiller. Tek tür değiller. İçinde olanlar tek tür olmadığı gibi. Ne oluyor peki böyle olduğu zaman? Yani insanlar kendilerini interseks doğum anında itibaren demiyorlar ama cinsiyet gelişimiyle ilgili bu çeşitlilik ailenin veya doktorların beklentisine uymadığı zaman ne oluyordan bahsedeceğim şimdi biraz ve neler yapılabilir de eklemeye çalışacağım. Şimdi doğumda anlaşıldığı zaman bu ya da doğumda cinsiyet tayin edilemediği zaman bu başlı başına büyük bir krize neden oluyor. Hepimiz bir yakınımızın çocuğu olduğunu öğrendiğimizde tebrik etmek için arıyorsak ya da birisinden bu haberi aldıysak sorulan soru erkek mi kız mı olduğu. Dolayısıyla ailelerin bir doğum sonrasında bekledikleri ilk şey cinsiyeti çocuğun. Belki sonra kilosu, belki sağlıklı mı? Bunun tam tersi olması gerekiyor gibi düşünülebilir. Ama cinsiyet en temel insanlıkla ilişkili bilgilerden biriymiş gibi zannediliyor. Ve bunun sağlıklı bir doğumla ilişkili olduğunu zannediliyor. Ve bunun böyle olmadığını öğrenen bir annenin, babanın ya da aile üyelerinin endişesi çok yoğun oluyor. Ne olduğunu anlamıyorlar hiç. Çocuk herhangi bir şeyin farkında değil o sırada ama anne baba ya da başka yakınları varsa onlar çok endişeliler. Çünkü böyle bir şeyin olabileceğine dair bir fikirleri yok. Ne olduğunu anlamıyorlar. Sıklıkla bunu aileye açıklaması gereken sağlık çalışanlarının da çok tecrübesi olan bir konu olmuyor bu. Ne söyleyeceklerini, nasıl söyleyeceklerini bilmiyorlar. Söylemiyorlar. Böyle durumlarda oyalanılıyor. Söylenmediği sürece ya da söylenip de muğlak şekilde ifade edildiği sürece de çok yoğun bir belirsizlik içerisine düşüyor ebeveyn. Ne olduğunu bilmiyor. Diyelim ki ne olduğunu söylediler. Nasıl devam edeceğini bilmiyor. Ne yapılabileceğini bilmiyor. Dolayısıyla aslında anne ve babanın çok ciddi bir kriz içerisine düştüklerini söyleyebilirim. Aslında çalışmalar, bir takım sorunlar olsa da çok fazla çalışma yok bu konuda. Bebeklik döneminde hastalık tanısı konulan çocukların anne babalarından çok farklı olmadıklarını söylüyor. Ama bana bir takım farklılıklar olmalı diye düşündürtüyor. Çünkü başka bir tanı konduğu zaman onunla ilgili biraz daha fazla bilgi sahibi olması mümkün insanların. Çünkü doktorların daha soğukkanlı bir şekilde bilgi verebilmeleri, istatistikler verebilmeleri sanki mümkünmüş gibi görünüyor. Bu durumda çok yoğun bir belirsizlik var. Ve bu durumu nasıl, nereye koyacaklarını ailelerin bilmesi çok mümkün değil. Çünkü cinsiyetle ilgili çeşitliliği bilmelerini beklemiyoruz birçok ailenin. Ciddi bir travma gibi yaşanıyor anne baba için bu. Anneler babalardan daha sık yaşıyor ve şiddetli yaşıyor. Aileler arasında farklılıklar var. Özellikle daha erken çocuklarsa, daha genç ebeveynlerse daha şiddetli bir sorun yaşıyorlar diyeyim. Ve bu sorun yansıyor. Diyelim ki doktorlar ve sağlık çalışanları çok daha soğukkanlılar. Anne babalar bu kadar telaşlıyken bunu yatıştırabilecek bir perspektife sahip değillerse sağlık çalışanları sıklıkla acil bir şekilde bunu bir sonuca vardırmaya çalışıyorlar. Ya da sağlık çalışanlarının kendisi de bu belirsizlikten rahatsız oluyor, endişeleniyor, korkuyor, hızlı bir eyleme geçmesi gerektiğini düşünüyor. Neler oluyor diye sorulduğu zaman, mesela ebeveynlere bu dönemde ne gibi zorluklar yaşıyorlar diye sorulduğu zaman ortaya çıkan konular şunlar. Tanıyla bir belirsizlik var.
Bazen hekimler başka birçok konuda da olur. Çok anlaşılmayacak bir takım kelimelerle konuşabilirler. Jargon kullanılmasından kastım o. Yani sağlık çalışanları bazen de ne diyeceklerini bilemediklerinde ya da cümlenin devamını açıklamasını yapamayacaklarında yaparlar bunu, ama bu o kadar yoğun bir kriz durumundayken, yani aslında çok anlayabileceği şeyler söylendiğinde bile insanın afallamasını bekleyeceğimiz bir durumda gerçekten ailenin şaşkınlığını çok daha artırabiliyor. Tanının kendisi söylense bile bunun devamının, geleceğinin ne olduğunun bilinmemesi, bu belirsizlik özellikle riski artıran bir şey, anne babanın uyumuyla ilişkili. Yetersiz bilgi verilmesi, yapılan işlemler, tetkikler, beklentilerle ilişkili bilgi verilmemesi. Çok yoğun bilgi verilmesi, çok fazla medikal bilgi verilmesi kaygı uyandıracak. Daha kontrolden çıktı, işlerin kontrolden çıktığını hissettirecek şeyler olabilir. Ebeveynin duygusal gereksinimlerinin görülmemesi ya da sesinin duyulmaması maalesef sağlık sistemi içinde istisnai bir durum değil, ama bu kadar yoğun bir kriz içindeyken sağlık çalışanlarının kendi telaşlarıyla ebeveynin asıl kaygılandığı şey değil, kendi kaygılandıkları şeye odaklanmalarına neden olabiliyor. Daha sonraki zamanlar içerisinde krizleri özel destekten kastettikleri şu ebeveynlerin. Yani ben bir sağlık sorunu yaşadığımda ya da bir şeyle ilgili karar vermem gerektiğinde doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarını bulabiliyorum. Ama ben kreşte yaşayacağım güçlüklerle ilgili ya da işte bayram ziyaretine gittiğimizde oradakilere ne diyeceğimle ilişkili olarak bilgi ve destek almıyorum. Gündelik yaşam sorunlarında bununla ilgili. Normalde insanlar böyle bir kriz, böyle bir sorun yaşadıkları zaman bunları paylaşabilecekleri insanlardan çekiniyorlar. Söyleyemiyorlar. Yani ne kadarını duyurmaları gerektiğini bilmiyor. Bazen sağlık çalışanları da söylenmemesini telkin ediyorlar zaten. Dolayısıyla hem ciddi bir krizle karşı karşıyalar, ne olduğunu, neden olduğunu, bunun ne getireceğini bundan sonrasında bilmiyorlar. Hem de bu konuda destek alamıyorlar ne tıp çevrelerinden ne sosyal çevrelerinden. Daha korkuncu, benzer deneyimlerden kastım bunun bir tek kendi başlarına geldiğini düşünüyorlar. Şimdi bunlar başka neye benziyor derseniz, bunların bir bölümü aslında çocuklarının cinsel yöneliminin heteroseksüel olmadığını ya da cinsiyet kimliğinin doğumda tayin edilen cinsiyetten farklı olduğunu öğrendiklerinde ailelerin verdiği tepkilere benziyor biraz. Daha şiddetli ve aniden başlayan şeyler bunlar. Problem çocuğu kimse dinlemiyor. Problem sağlık çalışanları çocuğun yerine ifade edemiyorlar. Bu durumda ne yapılıyor? Dünyanın birçok yerinde, maalesef Türkiye'nin de birçok yerinde yapılan şey şu. Önce kromozom tayini yapılıyor. Çocuğun cinsiyeti ne gerçekten? Çünkü kromozomlarla bunu belirlemek mümkün olabilir. Ürolojik tetkikler yapıyor. Boşaltım sistemine bakılıyor. Çünkü orada ne durumda olduğunu, yapının ne kadar farklılaşmış, gelişmiş olduğunu bu şekilde anlamak mümkün. Ama bunu yaptığınız zaman yapmanız da gerekiyor bazen. Çünkü ciddi yaşamsal sorunların da varlığı mümkün olabilir. Bazı durumlarda dediğim gibi çok fazla durumda böyle cinsiyet gelişimiyle ilgili özelliklerle karşılaşıyoruz. Bazıları acil müdahale gerektirebiliyor. Bazen çocuk yeni doğarken gelmiyor. 6. ayında, 3. ayında, 1. yaşındayken fark ediyor aile ve getiriyor. O zaman aile o zamana kadar nasıl yetiştirmiş, nasıl büyütmüş, nasıl duyurmuş insanlara ne çocuğumuz oldu diye, ne isim koymuşlar, kimliği nasıl işlemişler. Ve bir cerrahi müdahaleyle biz bu çocuğu bir cinsiyete yaklaştırabilecek olsak, o tıbbın normalleri dediğimiz erkek ve kadına uydurabilecek olsak, hangisi daha kolay diye bir sağlık kurulu tarafından cinsiyete karar veriliyor. Ve daha sonra bu cinsiyet uymayı sağlayacak şekilde ameliyatlar yapılıyor. Sonra ilaç tedavileri veriliyor. Böyle yaparken derdimiz şu, doktorların derdi şu, mümkün olduğunca erken bir dönemde cinsiyet netleşirse ailenin yaşadığı kriz yatışır. Mümkün olduğu kadar erken bir dönemde cinsiyet netleşirse çocuğun cinsiyet açısından gelişimi olağana yakın seyredebilir. Bazen cinsiyetin tayini o kadar zor değildir.
intersekste. Bazen hani çünkü o iki normal arasında herkes çok büyük bir belirsizlikle doğuyor diye bir şey yok. Ama mesela klitoris çok büyük ve bir kız çocuğunda bu kadar klitoris olmaz diye düşünüyor ailesi ve doktorlar. O zaman onu kadın cinsiyeti uyduracak şekilde klitoris küçültme ameliyatları yapılabiliyor. Ve sonra bunların söylenmemesi mümkün olduğunca çocuğun kafasını karıştırmamak için, çünkü kimlik gelişimini karıştırabilir diye düşünüyor, etrafa duyurulmaması ile ilgili öneriler geliyor. Bu yaygın ve eski bir yaklaşım. Yani her ikisinin de şu sağ taraftan hem sağlık çalışanı hem de ebeveynin gündeminde yapılacak olan işlerle hızlıca karar verilmesi gerekiyor. Geç kalmamalıyız. İşte uzun dönem sonlanım özellikle. Bu çocuğun cinsiyetini etkileyecek mi? Anne babanın kafasında, maalesef çok sağlık çalışanının kafasında cinsiyet dediğimiz zaman o cinsel kimlikle ilgili bahsettiğimiz çeşitlilik yok. Bu erkek olacak ya da kadın olacak. Ve erkek ya da kadın olmasını belirleyecek olan şey üreme organının biçimi ve bunun biçimine göre de kendini bir cinsiyete hissedecek zannediyorlar. Dolayısıyla hızlıca bunun beklenmediği şekilde seyretmemesini sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için kararlar vermeye çalışıyorlar. Olur olmaz diye onay vermeye çalışıyorlar. Bir kısmı geri dönüşlü olmayan cerrahi işlemler. Sağlık çalışanı zorlanıyor, bazen ailenin baskısıyla zorlanıyor, bazen ne yapacağını bilmemesiyle zorlanıyor. Ebeveynlerin en çok atlandığını söylenen şeyler, uzun dönem gelişimsel kaygılarını paylaşamıyorlar. Sağlık çalışanları daha çok hızlı müdahale taraftarı oluyor ve çevreye nasıl anlatabileceklerine dair bir dil onlara verilmiyor. Aslında bu hızlı müdahale kaygılarına sebep olan şey eski bir bilgi. Bu bilgi aslında cinsiyet kimliği ve cinsiyet rolüyle ilgili kavramları ilk kullanan bir psikologdan, John Money'den kaynaklanıyor. Onun düşüncesi şu: İnsanlar nötr doğuyorlar cinsiyet kimliği açısından ama bedensel özellikleri ve ailenin yetiştirme biçimi cinsiyeti şekillendiriyor diye düşünüyor. Böyle düşünmesine sebep olan örneklerden bir tanesi John Jung. Çok meşhur bir olgu. Yani ikiz erkek çocuğu olan bir ailenin çocukların birinin de penis derisinde gelişen yapışıklığı çözmeye çalışırken penisi yakıyorlar. Geri dönüşü olmayacak şekilde iki erkek çocuklarından birinin penisi yanan aile cinsiyetle ilgili büyük bir telaş yaşayarak ona başvurdukları zaman deniyor ki biz bir vajina yapabiliriz. Daha sonra hormonlarla kadın bedensel özelliklerin gelişmesini sağlayabiliriz. Siz onu bir kız olarak yetiştirin. Yani John olan ismini John yapın. Aslında asıl ismi Brian, onu Brenda yapabilirsiniz. Kendisi bunu bilmesin, taşının buradan, çevrenizdekiler bilmesin. Herkes onu kız bildiğinde kız hisseder ve sonra zaten ilk yıllarda gerçekten Brenda kız çocukları gibi davranmaya, kız çocukları gibi giyinmeye başlar. Dolayısıyla derler ki evet, işte bu iki erkek kardeşi, bu da kendisi. Derler ki evet. Ya sadece bu örnekten yola çıkarak değil, basitleştirerek anlatıyorum ama hayatın erkek dönemi, erken döneminde bir insanın cinsiyeti net olursa bedensel olarak ve öyle yetiştirilirse o insanın cinsiyeti öyle gelişir zannedildi uzunca bir süre. Ama işte biz biliyoruz ki şimdi daha sonra yayınlanan biyografilerinde aslında Brenda ergenlik döneminden itibaren diyor ki ben kadın değilim. Ve tıbbın da bir takım yardımlarını kullanarak David ismini alıyor ve erkek olarak hayatını sürdürüyor. Sadece bu olgudan değil ama başka birçok olgudan da ya da daha sonra yapılan birçok çalışmadan da şunu biliyoruz. İnsanların cinsiyet kimlikleri bedensel özellikleriyle ilgili değil. Çok transtan en başta bahsettim. Bir insanın penisi olması onun erkek hissetmesini sağlamıyor. Bir insanın vücudunda ne kadar testosteron olduğu onun erkek hissetmesini sağlamıyor. Bedensel özelliklerimizle cinsiyet kimliğimiz birbiriyle ilişkili olmak zorunda değil. Hatta doğrudan ilişkiyi gösterecek beyin de dahil hiçbir şey olmadığını söyledim. Dolayısıyla böyle bir şey doğru değil. Ne belirliyor o zaman? Yani cinsel kimlikle ilgili bütün bu çeşitliliği belirleyen şey ne? Eğer bedensel özellikler değilse tercih mi? Tercih olmadığını biliyoruz. Sonraki en kolayı o. Yani ne cinsel yönelim, ne cinsel yönelim
ne cinsiyet ifadesi, ne cinsiyet kimliği insanların çoktan seçmeli bir teste karar verdikleri şeyler değiller. Psikososyal etkenler, çevre, aile bunlar rol oynayabilir mi? Hayır. Bunların da kendi başlarına etkileri olmuyor diye demiyorum burada. Ama bir insanın annesi şöyle diye insan eşcinsel olmaz. Bir insanın annesiyle babasının ilişkisi böyle diye insan kendini erkek ya da kadın hissetmez. Bunları biliyoruz. Bunlarla ilgisi yok. Ya da bir insan çok fazla Netflix izlediği için eşcinsel olmuyor. Bir insan özel okula gittiği için, kolejlerde okuduğu için ya da şu çok gökkuşağına çok fazla baktığı için LGBT olmuyor. Bunları biliyoruz. Dolayısıyla psikososyal etkenler çok ön planda değiller. Kalıtımın rolü var diye düşünüyoruz ama bu kadar karmaşık insan özellikleri üzerinde şu gen şuna sebep oluyor ancak gazetelerde haber olur. Bilimsel bir gerçek olmuyor sıklıkla. En çok üzerinde durulan şey cinsel kimliği belirleyenin erken dönem yani doğmadan önce ve doğduktan sonraki kısa zaman içerisinde beyin gelişimi. Nasıl bedende bir farklılaşmadan bahsettiysem beyinde de bazı farklılaşmaların benzer şekilde ilerlediği ve cinsel kimlik özelliklerinin doğum öncesinde veya doğum sırasında şekillendiği öne sürülüyor. Bu da kesin bir şey değil. Bütün bunlardan bildiğimiz şey şu, bilmiyoruz. Cinsel kimliği, cinsel kimlik özelliklerimizi neyin belirlediğini bilmiyoruz aslında. Neyin belirlemediğini biliyoruz. Beden yapımız belirlemiyor. Ailemizin yetiştirmesi ya da çevreyle olan etkileşimimiz kendi başına belirlemiyor. Yani aslında bilmediğimiz birçok şey için söylediğimiz gibi doktorlar çok böyle söylerler. Genetik bir zeminde çevresel koşullarla şekilleniyor diye çeviriyoruz. Ama açık ve net ve samimi bir şekilde söyleyeceksem bilmiyoruz. Cinsel kimlikle ilgili özellikleri, cinsiyeti, cinsel yönelimi, cinsiyet ifadesini neyin belirlediğini bilmiyoruz. Bunu neden burada vurguluyorum? Bu anlattığım şeyi sağlık çalışanının biliyor olması gerekir ki interseks bir bebeğin ebeveynine bunları anlatabilsin ve kaygısını yatıştırabilsin. Bir çocuğun penis ya da vajinası ile ilişkili diğer çocuktan farklı özellikleri olması onun bütün cinsel kimlik özelliklerini, cinsel kimlik açısından da şu özelliği olması hayatını olumsuz etkileyecek diye endişe ederse ebeveyn çok yoğun bir telaş yaşar. Bu telaşın ebeveynin çocukla olan ilişkisine yansıması mümkün değil. Bu telaşın ebeveynin sağlık çalışanlarına baskı yapması ile ilişkisi çok açık. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu sağlık çalışanları bilse bu kadar yoğun ve hızlı bir telaş içerisine girmezler. İnterseksleri bebeklik ve çocukluk döneminde müdahale etmek için. Bunu sağlık çalışanları ve diğer insanlar bilebilseler aileler bu kadar yoğun bir telaş içerisine girmezler. O çok yoğun belirsizlik döneminde bir şeyleri belirli hale getirebilmenin yolu erken dönemde yapılan ameliyatlar olmayabilir. Bu belirsizliğin zannedildiği kadar büyük olmadığı, zaten herkeste var olan belirsizlikten farklı olmadığını ebeveynlere anlatıp kaygıyı yatıştırmak gerekebilir. Zaten bu da yapılan çalışmalarla gösterilen bir şey. Yani cerrahi girişimler yapıldığında ebeveynlerde 6 ay sonra büyük bir değişiklik olmuyor. Önemli olan belirsizlik hissi anne ve babanın yaşadığı şey. O zaman anne ve babanın bu belirsizliğini, bu kaygısını, bu endişesini yatıştırmaya çalışmak gerekiyor. Bakın bu gene neye benziyor? Çocuğum eşcinsel, çocuğum trans diye. Anneler, babaların gelecekle ilgili çok yoğun kaygıları olur. Ve bir kez görüşmekle, endişelenmeyin demekle geçecek bir şey olmadığını biliyoruz. Ama hem cinsel kimlikle ilişkili bu çeşitliliği, hem cinsiyet gelişimiyle ilgili bu çeşitliliği, hem gelecekte olabilecekler ve bunlar konusundaki yetkinliğimizi hissettirebilirsek ebeveynlere bir miktar rahatlayabilirler. Bu önemli bir kaynak, öneririm. Vimeo'da vardı, hala vardır diye umuyorum interseksiyon. Benim bu konuyla ilgili ilk izlediğim ve beni en çok heyecanlandıran hem interseksilerin hem ailelerin hem sağlık çalışanlarının yer aldığı bir belgeseldi. Çok heyecanlanmıştım izlediğim zaman. Bu da mutlaka izlemenizi, okumanızı önereceğim. İnternetten bulabileceğiniz bir kitapçık. Doğrudan kişilerin kendi hikayelerini anlattıkları için de Türkiye'den de interseksilerin hikayelerinin olduğu bir
dizi diyeyim. Yani 100 küsür hikaye var içerisinde. Hikaye demek zor, anlatım var. Yani deneyim var, deneyim paylaşım var diyeyim içerisinde. Intersex örgütü o tarafından yapılmış olan bir şey. Ve intersex'te tam metin olarak bulmak mümkün. Ufak bir örnek vermek istiyorum size. Örneğin bu İsviçre'den bir öykü. Bu neden bana oldu diye. Yani çocuğun kendisiyle ilgili hatırladığı bir anıyla başlıyor. Okumayacağım hepsini tek tek çevirmeye de çalışmayacağım ama yaklaşık 8 yaşındayken babasının yanında bir tekerlekli sandalyede parkta oturduğunu ve ameliyat sonrasında acılarla ruhunun ve beyninin meşgul olduğu, ruhunun beyninin bedeninin meşgul olduğu bir şeyi hatırlıyor ve babasına bu neden bana oldu baba diye sorduğunu hatırlıyor. O sırada yapılan ameliyatla ilgili bir bilgisi yok. Vajinoplasti yapılıyor. Neden vajina yapılması gerektiği, yapıldığında ne olacağı, kendisi gibi başka birisi olup olmadığı, kendisinin ne sorunu olduğuna dair bir fikri yok. Babasına baktığı zaman, babasına sorduğu zaman buna cevap alamıyor. Baba ayrıca endişeli. Baba ayrıca endişeli. Neden endişeli olduğunu bilmiyor. Mesela ne denmiş? Karnında bir malformasyon olduğu söylenmiş. Nadir bir tablo olduğu. Kendisine benzer başka kimse görmüyor, bilmiyor, tanımıyor. Aileye bakarız böyle zamanlarda çocukken. Hepiniz çocukken yapmışsınızdır ya da etrafınızda çocuklar varsa bilirsiniz. Yani koşar koşar ve düşer bir çocuk. Annesine bakar, annesi ağlıyorsa o da ağlar. Annesi onu sakinleştirecek şeyler söylerse o da gülüp eğlenebilir. Çocuksunuz, sizle ilgili büyük bir kriz olduğunu hissetmemeniz mümkün değilse söylemeseler de ve sorduğunuzda da yanıt alamıyorsunuz. Yanıt alırsanız bunu kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Sayfanın ikinci kısmı kendisini iyi hissettiği bir dönemeçle ilişkili. Yani başka birileriyle bunu ilk kez paylaşabildiğinde başka bir intersex ile ilk tanıştığı anlatıyor. İlk tanıştığı anı anlatıyor. İşte ilk bakışta aşk gibiydi. Onların sözleri benim ruhumun aynası gibiydiler. Çünkü bir dünya üzerinde biricik zannetmek ve aynı sorunu yaşayan kişinin tek olduğunu zannetmek, ailesinden, herkesten farklı olduğunu düşünmek çok zor bir yük. Hele de çocuksanız, ergensiniz. Neler yapılabilir? Aileye bilgi verilmesi gerekiyor. Bu dönemde çocukla konuşmak için erken gibi görünüyor. Ama bu belirsizlik, belirsizliğe nasıl tahammül edilebileceği, olası seçeneklerin, olası gelişme yollarının, olası müdahalelerin zannettikleri kadar kıyamet anlamına gelmeyeceğini anlatmak. Ailenin gereksinimlerinin karşılanması ve sağlık sisteminden yararlanmak konusunda sorun çözme becerilerini güçlendirmek. Bu o anda yapılacak bir şey değil, tek bir reçetesi de yok bunun. Ama aileye çalışmak gerekiyor. Aileyi ne kadar güçlendirirsek çocuk o kadar güçlü olacak. Ailenin güçlü olması için farklı yerlerden destek alması gerekiyor. Evet, psikiyatriste de kendi için gitmesi gerekiyor. Evet, çocuk psikiyatristiyle yetiştirmeyle ilgili öneriler alması gerekiyor. İletişim becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü başka insanlara anlatması gerekecek yaşanılan şeyi. Bunun için bir hikaye kurmasını öğretmek gerekiyor ebeveyne. Anne ise kendi annesini anlatacak, kardeşini anlatacak, komşusunu anlatacak. Belki yeni bir doktora gittiği zaman anlatacak. O yüzden donanımlı kılmak gerekiyor ebeveynleri. Olasılıklara hazır kılmak gerekiyor. Olmadık vaatlerde bulunmak değil kastedilen şey. Çocuğunuz eşcinsel de olabilir, heteroseksüel de, biseksüel de. Bunu söyleyemeyeceğiniz bir ebeveyn yok. Bunu her ebeveyne söyleyebilirsiniz. Her ebeveyne söylemelisiniz de zaten. İnterseks ebeveyni için de aynı şey geçerli. O zaman oturup bunu çalışmak gerekiyor. Yani eşcinsel olsa ne olur diye düşünüyorsunuz. Gerçekten öyle olur mu? Bu durumla bunun bir ilgisi yok ama biseksüel olabilir mi çocuğunuz? Bunu konuşmak gerekiyor. Bu tek görüşmeyle ya da doğumhanenin kapısında yapılabilecek olan bir şey değil. Özellikle anneler, özellikle ilk kez ebeveyn olanlar ve özellikle erken dönemde bu müdahale yapılması gereken bir şey gibi görünüyor. Ama işte her zaman çocukluk döneminde olmuyor. Burada gene Rusya'dan bir hikaye var. Gene aynı kitapçıda. Lütfen siz okuyun. Ben şimdi daha fazla vaktinizi almak için okumuyorum ama 14 yaşındayken adet görmediği için
Ve işte yüksek testosteron seviyeleri olduğu için doktora gidiyor ve doktora gittiğinde işte yumurtalıkları ile ilişkili bir takım sorunlar olduğu söyleniyor. Sonra yumurtalıklarını harekete geçirmek için hiç de bilimsel bir yönü olmayan onları uyarmak üzere bir takım ısıtıcı uygulamalar yapılıyor karnına. Ne olduğunu kendisi çok fazla bilmiyor. Ukrayna'da çözemedikleri için Moskova'da bir yere gidiyorlar, babasını içeri alıyorlar, kendisine söylemiyorlar, ne olduğunu bilmiyor ama yumurtalık kanseri riski olduğu söyleniyor ve ameliyat edilmesi gerekiyor. 14 yaşındaki bu çocuğun. Sonra 15 yaşında ameliyat sırası geldiğinde ne ameliyat yapıldı ne kendisine ne de babasına ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Babaya anlatıldıysa da kendisinin bilgisi yok. Türkiye'den farklı olarak Rusya'da 15 yaşındayken kişinin kendisinin izin vermesi mümkün böyle bir ameliyata. Ama hayır, konuşulmuyor. Babayla konuşuluyor. Yani içinde düşeceğiniz dehşeti hepiniz ergenliğinize dönüp düşünün. Üreme organlarınızla ilişkili bir problem olduğunu, herkesin seferber olduğunu, herkesin suratının düştüğünü görüyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz ve bir ameliyat yapılıyor size. Ne olacağını da bilmiyorsunuz. Yani bununla ne olacak size? Kestiremiyorsunuz. Bunları bilmemek ve bunu başka yaşayan kimseler var mı yoksa kendi başına gelen bir şey mi bundan sonra ne yaşanacağını bilmemekle ilişkili çok yoğun kaygılardan bahsediyor. Ve bir noktada bunu konuştuğunda babasıyla neden doğruyu söylemediğini, babanın görüştüğü iki çocuk psikoloğunun söylememesi konusunda ona ısrarcı olduklarını. Sonraki görüşmelerde, ruh sağlığı çalışanlarıyla görüşmelerinde onun heteroseksüel olmama ihtimalinden çok korktuklarını anladığını söylüyor. Dolayısıyla ergenlik döneminde de çocukluktan çok farklı değil. Gene yani o kişinin yerine başkalarının duyduğu çok yoğun kaygıyla iyi olacağını varsaydıkları bir şeyle normale uydurma çabası içindeler. Peki nasıl yapılabilir? Yani 14 yaşındaki birisini gördüğünüz zaman ve aslında dışarıdan görünümünün kadın ya da erkek cinsiyetle uyumlu olduğunu ve o nedenle kendisini öyle gördüğünü, ailenin öyle yetiştirdiğini fakat yumurtalık ve rahminin olmadığını anladığında bir doktor, bir hemşire ne yapabilir aileye ve çocuğa ya da daha ileri yaşlarda? Kromozomlarla ilgili, hormonlarla ilişkili bir cinsiyet gelişim farklı olduğunu saptadığında ne yapabilir? Bir kere normalleştirme. Bu normalleştirmeden kastım şu. Yani interseks birçok insanın duyduğu, bildiği bir kavram maalesef değil. Cinsiyet gelişimindeki çeşitlilik de öyle. Ne iş yaparsanız yapın, ne okuduysanız okuyun maalesef o kadar bilinmiyor. O yüzden sanki böyle dünyadan meteor düşmüş hissini yaşıyor insanlar bunu duyduklarında. Bunun böyle olmadığını anlatmak gerekiyor. Bunu bildiğimizi biz yıllardır biliyoruz. Bakın ilk isimler mitolojik figürlerden. Dolayısıyla yani insanlıkla birlikte var bu. Yeni bir şey değil. Daha çok bilmemiz, daha çok konuşmamız gerekiyor. Aileye de, ergene de bunu anlatmamız gerekiyor. Bu bilinmedik bir şey değil. Çok konuşulmuyor ama var böyle bir şey. Özellikle karşı tarafın neyle ilgili kaygılandığını, neyi daha çok sorun ettiğini dinlemeye, anlamaya çalışmak gerekiyor. Cinsiyet gelişimi konusunda eğitimden kastım değil mi ki hikayedekine benzer. Hala ailelerin en büyük endişesi çocuklarının cinsiyetinin ne olacağı, çocuklarının cinsel yöneliminin ne olacağı yönünde oluyor. Burada eğitim derken kaygıyı yatıştırın, herkes heteroseksüel olacak demeye çalışmıyorum. Ama hani bunların bedensel özelliklerle ilgisi olmadığını ve bunların herhangi biri olduğunda da felaket olmadığını söylemek gerekiyor. Çocukken de geçerli bu ama yapılacak işlemlerin, tıbbi bilginin açık şekilde paylaşılması bu. İşlemlerin de, tetkiklerin de ayrıntılı bir şekilde anlatılması açık ve net. Niçin yapıyoruz? Ne sonucu olacak? Sonuç ne çıkarsa ne anlamı var? Tekrar tekrar söylenmesi gerekiyor. Aileler şok içindeler. Çocukken de burada böyle de öyle. Ve gene aynen bebeklerde olduğu gibi bu hikayeyi başkasına nasıl anlatacak? Ergense sevgisine nasıl anlatacak bunu? Bunu bilmesi gerekiyor insanların. Çok kolay değil ama sağlık çalışanlarının bunu herkese anlatabilecek halk diline sahip olmayı öğrenmesi gerekiyor. Çeşitliliği, farklılaşmayı demin anlattığım süreçleri ve bunu denemeleri gerekiyor. Bazen canlandırmalar. Ebeveynle çocuk arasında bilgi, duygu, deneyim paylaşılması, desteğin geliştirilmesi. Aile desteği çok önemli. Sosyal desteğin en önemli bileşenlerinden biri aile. Ama işte aileyle çocuk arasında bir duvar oluşmasına sebep olabilecek şekilde ailenin sır tutmasını sağlamak
ya da çocukla konuşmamasını sağlamak doğru bir müdahale değil. Tam tersini desteklemek gerekiyor ve belki de en önemlisi benzer durumda kişilerle temasın sağlanması, desteklenmesi. Burada fiziksel olarak hemen yanınızda yoksa bile yalnız değilsin demek. İnternetten, kitaplardan kaynaklar, cinsiyet gelişiminin çeşitliliğin olağan olduğunu söylemek, karmaşıklığından bahsetmek, bireye özgürlük, sadece cinsiyetle ilgili bedensel özelliklerden değil, cinsiyet ifadesi, cinsiyet kimliği gibi özelliklerden, bunları ikililer ve kategoriler halinde anlatmamak. Yani bunu bir görüşmede yapmak çok kolay değil ama tekrarlayan görüşmelerle hem ergenle hem ebeveyniyle konuşmak mümkün olabilir. Yapılacak olan herhangi bir işlemde artık ergeni dahil etmek mümkün. Her işlemle ilişkili risk, fayda, seçenekler, karar verme sürecine dahil etme. Nihai hedefin kişinin kendiyle uyumlu bedensel ve toplumsal cinsiyet özellikleri kazanması. Burada kendiyle uyumluyu böyle duvarlara yazmak gerekiyor. Benimle uyumlu değil, sağlık çalışanının kafasıyla değil, annenin babanın kafasındaki cinsiyetle de ilişkili değil. Kişinin kendi bütünlüğünü sağladığı hissedeceği yön neyse. Yani burada şunu da kastediyorum. Mesela cerrahi işlemler, hormon tedavi bunlar yapılmasın demiyorum. Bunlara erişebilmek de intersekslerin hak ettiği bir şey. Ne yapılmasını istiyor, nasıl yapılsa daha rahat hissedecekse kendisini. Ama başkalarının beklentilerini karşılamak için değil, bir norma uydurulabilmek için değil. Kendi zihninde, kendi istediği bedensel, toplumsal cinsiyet özelliklere sahip olmak. Bunun için kaynaklar var. İşte Kaos Gelin'in bir broşürü var, LGBT'nin iyisi diye. İnterseks aile rehberi var, LADEC'le interseks aktivistlerin yaptığı ve gene interseks organizasyonlar tarafından hazırlanan aileler için interseks çocuğunuzu nasıl destekleyebilirsiniz var. Bunlar çok önemli kaynaklar. İnternette varlar, yani umarım hala vardırlar ama ulaşmak mümkün. Bunlar hem sağlık çalışanlarının el altında olması gereken, okuması, bilmesi gereken şeyler hem de ergene ya da aileye önerilebilecek şeyler. Daha fazlası da vardır, belki burada paylaşılır benim bilmediklerim varsa. Ailelerle çalışmak gerekiyor. LGBT aileleri LGBT kısmıyla benziyor aslında interseks ailesi. Daha yalnızlar, daha büyük bir krizi bir anda yaşıyorlar. Çocukla konuşmaları mümkün değil. Yani eşcinselim ya da transım diyen çocuğun kendisini anlatması mümkün. İntersekste böyle bir şey mümkün olmuyor çok fazla. Dolayısıyla daha büyük ve daha farklı bir kriz yaşanıyor aslında bakarsanız. Keşke o yüzden interseksler de bu aile gruplarında yer bulabilseler interseks aileleri de. Ama tek başına olduğunu hissetmemenin işe yaradığını bu gruplardan biliyoruz. Umuyorum bir gün interseksler de aile gruplarıyla çalışırlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık intersekslerle ilgili bu eski solda biraz önce anlattığım uygulama önerdiğimiz bir şey değil. Dünyanın birçok yerinde de, Türkiye'de de birçok yerde artık bu uygulanmıyor. Şimdi yine etiyolojiyle ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Çünkü onlarca farklı sebep var dedim. Bu sebeplerin birini saptadığınızda örneğin o aynı zamanda böbrekte bir problemle mi işaretli? Bunu bilmiş olmak hayat kurtarıcı olabiliyor bazen. O yüzden nedir bu? Neden kaynaklanmadığı için bir araştırma yapılması gerekiyor, bir değerlendirme yapılması gerekiyor gerçekten. Ve bu değerlendirme sonucunda yaşamsalsa tıbbi destek sağlanmalı mutlaka. Bu çocuğun ve ailenin hakkı. Ama geri dönüşlü olmayan tıbbi girişimler için yaşamsal değilse eğer kişinin karar süreçlerine dahil olabilecek olgunluğa erişmesi beklenmeli. Bu ne demek? Yani bu şu demek değil. 18 yaşına gelsin ondan sonra demek değil. Ama her işlem için çocuğun belli bir gelişmişlik düzeyi var ve dahil etmek mümkün karara. Tek başına o karar versin demek değil. Bunu beklemek gerekiyor. Çocuğun olgunluğa erişmesini beklemek, tıbbi açıdan mümkünse beklemek gerekiyor. Çünkü daha öncesinde verilmiş olan kararlar bazen yanlış cinsiyet tayininde olduğu gibi ciddi sorunlara, böyle değilse bile çocuğun tercih etmeyeceği, erişkin döneminde tercih etmeyeceği özelliklere sahip olmak için bir sürü eziyete katlanmasına neden olabiliyor. Bunu böyle yapalım dediğim zaman, iyi de nasıl yapalım, aile ciddi bir kriz içinde diyorsanız, zaten bu bireye ve aileye
Uzun boylu ve yoğun bir psikososyal destek sağlanmadan mümkün olabilecek bir yol değil. Ama şimdi Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde de kabuğu benimsenmeye çalışılan model bu. Dolayısıyla bu aslında bu karmaşık bir figür gibi görünüyor. Bakın ama 4 yaş, 6 yaş ergenliğin erken dönemleri, geç ergenlik ve erişkinlik diye yapılabilecek olan bilgi verme, işlenebilecek olan konular, hemen tüm evrede psikososyal ve akran desteği var. 4 yaşındayken de var. Evet, aşağıda gördüğümüz şey şu. Giderek ebeveynlere verilen bilgi azalırken etkilenmiş kişiye verilen bilgi artıyor. Daha fazla muhatap alıyoruz çocuğu. Çünkü konuşabilecek, anlayabilecek hale geliyor. Gerçekten anlar mı? Gerçekten çocukluk dönemindeyiz. Evet, çocuklar anlıyorlar. Yani başka çocuklarla yapılan birçok çalışma var. HIV pozitif doğan çocuklar örneğin, HIV ile yaşayan çocuklarda yapıyorlar çalışmaları. Ebeveynler söylemese bile 3 yaşında çocuklar önemli bir hastalıkları olduğunu, bazıları tanılarını biliyor. Yani ebeveyn kaçındığında sorulara kestirme yanıtlar verdiğinde çocuğun zihninde başıma bir felaket gelecek ya da geldi düşüncesinin daha hakim olacağını, sevilmediğini, terk edileceğini düşüneceğini biliyoruz. Dolayısıyla her evrede söylenebilecek olan şeyler var. Farklı bilgiler çocuğun gelişim düzeyine göre. Yani işte üremeyle ilgili olan şeyler belki daha ergenlik dönemlerinde ama işte bazı cinsiyetle ilgili kavramlar ve çeşitlilik, utanç, mahremiyet gibi konular daha erken dönemlerde. Bu konuda ebeveyni yol göstermek gerekiyor ve bunu yapacaksak hani ruh sağlığı çalışanları yapacaklar. Sır tutmayı önermek yerine paylaşmayı önerecekler. Bunu nasıl anlatabileceklerini söyleyecekler başkalarını da. Bu dolayısıyla bir kocaman ekip gerektiriyor. Böyle ekipler var mı? Var. Korkarım İngilizce gene bütün bunlar ama yani nedir? Yani hastanın etrafında toplanmış olan endokrinolog, cerrah, ürolog, psikolog, jinekolog diye yazmışlar. Bunların hepsi var. Psikolog kısmı Türkiye'de psikiyatrist oluyor daha çok ama psikiyatrist, psikolog birlikte çalışıyorlar diyeyim. Gerçek anlamda bu söylediğim sistemi sağlayabilmek için burada ruh sağlığı çalışanının daha fazla söz söylüyor ve interseksin ve ailenin hakkını savunuyor olması gerekiyor. Yoksa bugüne kadar devam eden medikal model, doktorlar her işin daha doğrusunu bilirler şeklindeki inanışla devam eder. Dolayısıyla büyük bir değişime ihtiyaç var bu açıdan. Akranlar işin içerisinde olmalılar mutlaka diye söyleyeyim ve devam edelim. Yani daha iyi bir sisteme ihtiyacımız var. Ne demek tıbbi kararlara katılabilecek olgunluk? 18 yaş değil ama basit birkaç örnek vereceğim. Şimdi 17 yaşında doğumda tayin edilen cinsiyeti kadın menstruasyon olmayınca hastaneye başvuruyor. Neyi olduğunu kendisi bilmiyor. Moleküler teşhis Hacettepe'de konulmuş, kendisi bilmiyor. Durumun ismini bilmiyor yani. İnterseksi de bilmiyor, tıbbi adını da bilmiyor yaşadığı durumun. Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildiğinde bir ameliyat yapılmış. Ne yapıldığını kendisi bilmiyor. Anne bildiğini sanıyor, biraz daha söyleyeceğim ama bir ameliyat yapıldığını biliyorlar, içeriğini bilmiyor. Vajina yapılacak diye söylenmiş ama hangi yöntemle yapılacak? Başka hangi seçenekler var? Riskler var, nedir? Bilmiyor. Uterusu yok, üreme yeteneğini bilmiyor. Bunları nasıl bilmez? 17 yaşında bir insan bunları pekala anlayabilir. Bunu kastediyorum, 18 yaşında beklemeye gerek yok derken. Anne biliyorum zannediyor ameliyatı ama annenin ameliyat olmayı kabul etme niyeti şundan. Anne diyor ki belki ameliyat sırasında rahim bulurlar. Çocuğun rahminin olmadığını biliyoruz. Rahim bulamayacaklarını da biliyoruz. Anne biliyor mu şimdi gerçekten ameliyatı? Daha önce ne ameliyatı oldu? Bilmiyor. Yani ne ebeveyn ne çocuk bilmiyor ve sürece bize gönderildiklerinde onay için bunları konuştuğumuz zaman olaylar tamamen farklı yönde ilerleyebiliyor. Ya da işte bir ergene bilgi verilmesiyle ilgili önemden bahsettim. İçinde ayrımlaşmamış. Yani ne testis ne overe dönüşmüş olan bir gonad var. Kızımın içinde erkek var diye ağlıyor annesi. Anlamamış hiç anlatılan şeyi. İçinde erkek var. Ne demek? Bir anneyi bu dehşete uğratacak bir şey mi? Nasıl dendi? Bilmiyorum. 20 yaşında sertleşme güçlüğü var. Testisleri olmadığını 2 yıl önce öğrenmiş. Çok daha önce çocukluk döneminde inmemiş testis ameliyatı yapılmış ve testisler alınmış. Bilmiyor kendisi bunu. 20 yaşına gelmiş ve 18 yaşındayken. Bunlar yanlış.
Ama bu intersekslerin çok başına gelen bir şey. Yandaki rakamlar, birkaç şey göstereceğim size. Avrupa Temel Haklar Ajansı'nın yaptığı bir çalışma, önemli bir çalışma, intersex ile ilgili şeyler var. %62'si intersekslerin. Ne kendilerinin ne de ebeveynlerinin cerrahi için onamının alınmadığını, hormon tedavileri için yarıya yakın %49'u onamının alınmadığını söylüyor. Bu nadir bir durum değil. Bana hemşire geliyor, çocukluğunda ameliyat olduğunu ben sistemden görüyorum. Kendisinin ameliyat olduğuna dair bilgisi yok. Dolayısıyla bu ciddi bir problem. Damgalanma önemli bir problem. Her yaşta önemli bir problem. Yani bütün LGBT'de önemli, cinsel kimlikle ilgili. Ama intersekste katmerli bir şey. Sağlık çalışanının kişiye söylerken bir damgalanması var. Mesela sağlık çalışanı onun yerine karar vermesi. En doğru kararı kendisinin vereceğini zannediyor. Ebeveynden de, az kişiden de, intersex'ten de daha iyi bildiğini düşünüyor. Anlatmadan. Ebeveyni vekil değil asıl sanıyor. Ebeveyni onun muhatabı sanıyor. Aslında çocuk, bebek ya da ergen varken. Yaşı, eğitim anlayışı yetersiz bulma. Aslında intersex ile ilgili kavramları ya da cinsiyet gelişimiyle ilgili çeşitleri kimse aşina değil. Doktorlar da dahil olmak üzere. O yüzden beni anlamazlar ya da anlamayacaklar diye düşünüyor. Ve sağlık çalışanı bu konuyu açıklamak da, açılma diyeceksek buna da, güçlük çekiyor. Ebeveyn interseksin kendisine söylemekte, açılmakta, açıklamakta zorluk çekiyor. Anlamıyor, önemsemiyor, etkilenmiyor. Kötü etkilenir zannediyor. Kişi sağlık çalışanına, mesela ben interseks bir bireyim, başka birisine, yani başka bir nedenle başvurduğumda interseks olduğumu söyleyemiyorum. Yanında gene Temel Haklar Ajansı'nın yaptığı çalışma %62'si, üçte ikisi intersekslerin son 2 ay, 12 ay içerisinde farklı koşul, sosyal bağlamlarda ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyorlar. %35'i sağlık hizmetleri sırasında. Yani kardiyoloğa gittiğimde interseks olduğumu belli etmemeye çalışıyorum ya da söylemiyorum. Dolayısıyla sağlık çalışanları ile ilişkili bir güçlük var ve başkalarına, yani sevgilisine, arkadaşına, komşusuna, yakın olduğu herhangi bir insana söylemekle ilgili. Yani LGBT'nin geri kalanında olan açılma konusu burada da var ve daha az ayrımcılığa maruz kalmıyorlar. Hatta translarla birlikte interseksler en yüksek ayrımcılık yüzdesi bildirmişler bu çalışmada. Erişkin olduklarında nasıl oluyor? Artmış ruhsal bozukluk riski var. Özellikle anksiyete, kaygı ile ilgili bozukluklar ve duygu durumuyla ilgili, depresyonla ilgili bozukluklar açısından. Farklı etiyolojilerin, farklı tabloların farklı seyrediyor. Yaş dönemlerinde farklılıklar var. Özellikle tayin edilen cinsiyet, yetiştirmeye karar verilen cinsiyet ya da yapılan cinsiyet diyeyim, kurulan cinsiyet, cinsiyetin kendisiyle uyumsuzsa daha yüksek olduğunu biliyoruz. Sıklıkla düşük benlik saygısı, utanç, bedeninden hoşnutsuzlukla ve tıbbi destekten memnun olmamayla ilişkili ruhsal sıkıntılar. Genel olarak grup boyutunda yapılan çalışmalar var, yüzlerce insanın dahil edildiği. Bunlarda bir sorun olmadığı söyleniyor ruhsal gelişim ve sağlık konusunda. Ama cinsellik konusunda toplum geneline göre anlamlı düzeyde ergenlikle ilişkili adımlarda gecikmeler, cinsel ve romantik ilişki sayısında, cinsel davranış sıklığında düşüklük. Bunlar zannedildiği gibi çocukluk döneminde erkenden yapılan şeylerin kişileri o ikili cinsiyet düzenine uyumlu hale getirmediğini gösteriyor. Özellikle yetiştirildiği cinsiyetten farklı cinsiyet kimliği varsa, yani cinsiyetinden hoşnutsuzluk yaşarsa interseks, ki mümkün bu, ve heteroseksüellik dışı cinsel verim, işler biraz daha zor. Çoğunluğunda yaşanan bir şey değil bu ama toplumda olduğundan biraz daha fazla, yani interseks olmayanlardan biraz daha fazla gibi görünüyor. İşte 1.000 kişilik bir çalışmada cinsiyet açısından tayin edilenden farklı olma %5, toplumdakinden fazla. Ergenlikten sonra beliren %1. Yani bir cinsiyet tayin ediliyor ve bu sefer o tayin edilen cinsiyetle mücadele etmesi gerekiyor insanın, zor açıkçası. Ve bu kişiler fiziksel şiddete maruz kalıyorlar, nadir değil. Yani translar ve interseksler birbirine benzer oranlarda çıkmış bu çalışmada. Tek tek oranlardan bahsetmeyeceğim ama yani tehdit almaları, telefondan, sosyal medyadan rahatsız edilmeleri ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalmaları düşük değil. Yani dolayısıyla erişkin dönemde diyelim bu insanlar için intersekslerin
hiçbir şeyden değilse bedensel sağlıkları ile ilişkili, toplum içerisinde yaşadıkları damgalanma, ayrımcılık ile ilişkili, şiddet maruziyeti ile ilişkili olarak ruhsal desteğe ihtiyaçları var veya olabilir diye söyleyeyim. Ama bütün sağlık çalışanlarından ayrımcılığa maruz kalmaktan endişe ettikleri gibi psikiyatrist ve psikologlardan da endişe etmeleri beklenebilir. Aynen trans ve eşcinsellerde olduğu gibi. Sonuç olarak şunu sonuçta birkaç bir şey ilkeden bahsedeceksen, cinsiyet gelişimi açısından insanlar geniş bir çeşitlilik gösteriyorlar. Bu çeşitlilik herkeste gözlenen gelişimsel farklılıkların bir boyutu. Hepimizde var. Sadece intersekslerde değil. Tıbbın cinsiyetine uymayanlara interseks deniyor ve bu nadir bir durum değil. Bedenin cinsiyete uymaması kişiyi bozmuyor. Yani kişinin başka özelliklerinde bir etkisi yok bunun. Zihinle, zekayla, karakterle, ahlakla, eğitim alabilmek, işte yakınlık kurabilmek, bunlarla hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla kişiyi bozmaz derken kastettiğim şey bu. Ama cinsiyet cetveli hepimizin kafasındaki o normal kenarlar kişileri damgalar ve bu damga kişiye bozuk olduğunu hissettirir. Düzeltme, uydurma çabaları kişiyle birlikte değil, kişiye rağmen yapıldığında yaşam boyu sakatlıklarla, ruhsal ve bedensel problemlerle sonuçlanabilir. Dolayısıyla buna son vermek gerekiyor. Kişiyle birlikte yapılabilmesi de interseks ve ailelerin hakkı. Buna imkan verilmeli ama kişiye rağmen ya da kişiyi dışarıda bırakarak gıyabında yapıldığında doğru şeyler değiller. Ruh sağlığı çalışanının rolünün ömür boyu olması lazım. %1.7 dediğimiz bu grubun kendisine de aileye de psikososyal destek verilmesi gerekiyor. Ruh sağlığı çalışanı dediğim hep psikiyatristten bahsetmediğimin altını çizeyim. Sosyal hizmet çalışanı, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlar, psikologlar, klinik psikologlar herkesin seferber olması gereken bir durum. Koruyucu ve sağlatıcı ruh sağlığı hizmetleri. Sağlık çalışanına destek sağlayacak profesyonel ekiplere ihtiyaç var. Çünkü çalışanlar çok fazla faul yapabiliyorlar. Geri dönüşte olmayan tıbbi girişimler için kişinin karar süreçlerine dahil olabileceği olgunluğa erişmesini beklemek. Bunu kura haline getirmek gerekiyor. Bunu yasa haline getiren ülkeler var. Ülkemizde yok böyle bir düzenleme. Çok fazla yasal eksiklik var intersex ile ilgili. Ama Türk Tabipleri Birliği'nin bir etik kararı var bu konuyla ilişkili. O yüzden buna sıkı sıkıya sahip çıkmak gerekiyor. Sağlık çalışanlarının kişiden yana hizmet sunabilecek bilgi, beceri ve önyargısız tutumla donanması gerekir diyeyim. Burada da bitireyim. Çok teşekkürler. Çok uzattım. Umuyorum yormamışımdır sizi de diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koray Başar'a. İnterseksüel aileleriyle ruh sağlığı hizmetleri üzerine bu sunumu için. Vaktiniz için tekrar çok teşekkür ederiz Koray Hocam.